be, iyi ki geldik buraya Sevda. Vallahi testlerden kafam şişmişti. Sen ne yaptın, çözdün mü matematikleri? Vallahi Emel, ben bir soruya fena takıldım. Hangi soru? Karmaşık bir problem herhalde. Yoksa bu bir aşk problemi mi? Aynen öyle. Ne oldu? Anlat. Peki, anlatıyorum. Şimdi bak, A noktası ile B noktası arasındaki mesafe bir zamanlar yok denecek kadar azmış. Ama daha sonra araya C noktası girmiş. C noktası girince A noktası ile B noktası arasındaki mesafe çoğalmış. Sonra B noktası ile C noktası... Anladım, anladım. Kafam iyice karıştı. Bu durumda A noktası sensin, B noktası Burak, C noktası da Gözde, öyle değil mi? Aynen öyle. Bak anladın işte sen de. Peki sana bir çözüm önerebilir miyim Sevda? Ay vallahi Emel, benim aklım artık bana yetmiyor. Yani varsa bir çözümün söyle. Çünkü ben Burak'ı nasıl eski haline getireceğim, o süs köpeğinden nasıl uzak tutacağım bilmiyorum artık. Bak, bu hayatta en çok neyden korkarsak başımıza o gelir. Kötü şeyleri mıknatıs gibi çekeriz. Sen de Burak'ı kaybetmekten bu kadar çok korktuğun için yakında tamamen Burak'ı kaybedeceksin. Tamam. Emel, ne olursun öyle şeyler söyle. Sen de kendine söyleme o zaman Sevda. Çağırma şu negatif şeyleri. Burak'ın seni ne kadar çok sevdiğini, aranızdaki sevginin ne kadar güçlü olduğunu düşün. Bin tane gözle gelse bile gerçek aşkın önünde duramaz. Bunları düşün. Abi sen dalgınsın yine. Sevda mı sorun? Abi kafam çok karışık ya. Gözde mi karıştırdın aklını? Ya yok, o değil de. O Hayat Hoca olayından sonra benim... Ben sanki Sevda'dan soğudum gibi ya. Ya abi, sen hala orada mısın ya? E oradayım tabii abi. Sonuçta o işin sonu sana da dokundu. Öyle kolay kolay unutulacak bir şey değil. Ayrıca Sevda bana yalan söyledi. Burak, abi sen hep sonuçlara bakıyorsun. Hiç nedenlere bakmıyorsun ki. Yani sonuçta Sevda seni deli gibi sevdiği için böyle bir şey yaptı. Aynen abi. Hayat Hoca'yı okuldan gönderince Gözde'den de kurtulacağını sandı. Saçmalığa bakar mısın? Burak, kardeşim. Bak ben senin sözünü dinledim, okula geri döndüm. Lütfen sen de benim sözümü dinle. Sevda'ya bir şans daha ver, olur mu? Aa, Zafer Hoca arıyor. Açsana oğlum. Efendim hocam? Tabii hocam, gelirim. Tamam hocam, iyi geceler. Ne oldu oğlum, söylesene. Zafer Hoca beni sabah antrenmana çağırdı. O zaman takıma geri çağırıyor seni. Vallahi anlamadım ki. Dur bakalım, sabah belli olur. Hadi hayırlısı. Sağ ol Emel ya. Seninle konuşmak çok iyi geliyor bana. Belki dışarıdan konuşmak kolay ama ben inan senin iyiliğin için konuşuyorum Sevda. Aa, ne haber kızlar? İyi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım, öyle hava almaya çıktık. Şimdi eve dönüyorduk. Sen ne yapıyorsun Burak? Hiç. Biz de öyle işte, Onur'la. Şey, vaktin varsa konuşabilir miyiz biraz? Yani ikimiz. Aynen. Aynen, hadi gel. Ya yok yok. Sevda, ben çok yorgunum. İstersen daha sonra konuşalım, olur mu? İyi geceler. İyi geceler. Sevda, biraz zaman ver. Ona da kendine de. Tamam? Hocam. Hazır mısın? Hazırım hocam. Ben çoktan hazırım da. Siz beni takımdan atmıştınız. Fikrimi değiştirdim diyelim. Biraz daha uzatırsan fikrimi tekrar değiştirebilirim. Yok hocam, ben hazırım zaten. Hadi geç. Burak.
Ya Burak, daha ne kadar sürecek bu küskünlüğün? Bilmiyorum Sevda. Hala sana çok kızgın. Bana söylediğin yalan aklıma geldikçe daha da öfkeleniyorum. Ya özür diledim senden kaç kere. Bin kere daha mı dileyim? Dilerim. Ama yeter ki benden artık yüz çevirme. Burak, içim kan ağlıyor ya. Sevda, bak lütfen. En azından birbirimize biraz zaman tanıyalım. Akışına bırakalım. İkimizin de biraz nefes almaya ihtiyacı var. Hem bak, takıma da geri döndüm. En azından bu ara okula ve futbola odaklanmak istiyorum. Ya Burak. Sevda, lütfen. Çok merak ettim Ceren. Merhaba. Hanımefendi. Hanımefendi, pardon. Efendim, ay pardon, buyurun. Ben bir öğrenciye bakmıştım. Kim dediniz? Burak Erkin. Siz kimsiniz? Merhaba. Barış Yazıcı. Kulüp başkanıyım. Zafer Hoca ile anlaştık. Burak'ı bizim kulübe transfer etmek istiyoruz. Transfer mi? Gerçekten. Şöyle yapalım. Derse girdiler şimdi. Ben kendisine haber vereyim. Olur mu? Peki. Koş. Biliyordum Zafer Hoca. Biliyordum olacağını. Hocam ne? Geldiniz mi içeri? Zafer Hoca beyefendiyle konuşacağız, siz anlatın. Uzun zamandır adın geçiyordu zaten. Bir iki güne eğer sen de onaylarsan transfer sözleşmesini imzalayalım istiyoruz. İmzalayalım. Ay pardon Burak'cığım, kusura bakma. Yalnız sizden bir istirhamım olacak. Şimdi bu transfer sözleşmesini acaba mümkünse okulda arkadaşların önünde imzalayabilir mi? Elbette, okula da geliriz. Sorun değil. Bu durumda yarından sonraki günü büyük gün ilan edelim mi? Edelim. Vallahi edelim. Ay kusura bakma Burak. Peki. Bu benim kartım. Böyle sende kalsın Burak. Ya ben çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi de bilemedim şimdi. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun. Görüşüyoruz. Hoşçakalın. Hocam. Ya. Ben ya inanamıyorum, nasıl oldu? Zafer Hoca bana transferi unut demişti. Gerçi sabah antrenmana çağırdı ama. Ama şimdi bu B geldi. O zaman ben bu transferden para alacağım. Kardeşimin istediği akülü sandalyeyi alırım. Annemin mutfağını da yaptırırım. O zaman borçlarımızı da öderim ben. Ya hocam ben inanamıyorum. Canım benim, güzelim. Ama yani bu... Ya hocam ben inanamıyorum da şimdi. Peki Zafer Hoca'nın fikrini ne değiştirdi? Sana olan güveni sayesinde. Başaracağına olan inancı sayesinde değişti fikri. Tamam mı? Hadi git arkadaşlarına müjdeyi ver. Hadi durma, konferans salonundalar. Sen ya çok kızgınsın ya da çok sevinçlisin. Hangisi? Ya aslında uzun zamandır bu kadar sevinçli olmamıştım. Anladım zaten bir değişiklik olduğunu. Nereden anladın? Topa vuruşundan. Senden de hiçbir şey kaçmıyor ya. Kaçmaz. Uzun zamandır soğuk olduğun da kaçmıyor gözümden. Neyse. Neden sevinçlisin sen? Ha, o...
Ya aslında sözleşmeyi imzalayana kadar kimseye söylemeyecektim ama. Ne sözleşmesi? Transfer alıyorum. İnanmıyorum, harika bir haber bu. Tebrik ederim. Çok sevindim senin adına. Teşekkür ederim. Bana da çok iyi geldi. Yani az daha vazgeçiyordum. Hayallerinden hep böyle kolay mı vazgeçersin sen? Hayaller? Yok. Hayallerimden öyle kolay kolay vazgeçmem ben. Hatta peşinde bırakmam. Ama önce bir bakarım. Hayaller peşinden koşmaya değer mi? Değmez mi? Eğer değmiyorsa hiç yormam kendimi. Burak, Koray'la benim aramda hiçbir şey yok. Hem niye yalan söyleyeyim? Ya ben öyle biri değilim. Gözde, sonuçta daha yeni tanıyoruz birbirimizi değil mi? Seyret ve gör o zaman. Bak bakalım Koray'la aramızda senin dediğin gibi bir şey var mı? Sence Koray'a aramızda bir şey varmış mı gibi mi davranıyorum? Gözde, sonuçta Koray senin eski erkek arkadaşın. Belki yeniden bir şeyler canlanmış olabilir. Sen beni gerçekten hiç tanımamışsın. Benim için bir şey bitmişse bitmiştir. Bir daha yeniden başlamaz. Yalnız büyük lokmaya büyük konuşma demişler. Biliyorsun değil mi? Ben bu konuda büyük konuşuyorum, evet. Derse geç kalacağız ablam. Yani hayır, öğretmen gelmeden gitsek mi acaba? Ben de derse geç kaldım diye acele ettim ama. He, Hayat Hoca daha gelmedi. Allah Allah. Hiç uyu değildir ki. Gözde, ablan dersi unutmuş olmasın. Ne de olsa sizde aklı bir karış havada olmak genetik. Neredesin ya? Asıl bu dersin öğretmeni nerede? Hayır, yani ablanın geleceği yoksa Milli Eğitim'e bildirelim de yeni birisini yollasınlar. Saçmalama Koray. Bir veli falan gelmiştir, onunla görüşüyordur. Ben bir bakayım.
buradasınız öğretmenim? Ne oldu Gözde? Hocam ders başladı da. Aa! Aa! Cemile Hanım! Ben nasıl geçti zaman anlamadım. Gitti aklım, dersi kaçırdım. Diyorum. Abla sende bir şeyler var, iyi misin? Cemile Hanım'la sohbete dalmışım, olamaz mı? Olabilir ama söz konusu sensen olamaz. İlk defa derse geç kalıyorsun, farkında mısın? Sen de her şeye bir mana yüklüyorsun Gözde, farkında mısın? Yürü. Ah abla ya. Ya ne zaman canın yansa benden böyle kaçıyorsun. Arkadaşlar çok özür diliyorum sizden. 16 dakika borcum olsun. Hocam. Söyle. Yalnız sizden bunu hiç beklemezdim. Siz ki her dakika öğretme aşkıyla yana tutuşan bir öğretmensiniz. Yani ders saatini nasıl unutursunuz anlamadım. İnsanlık hali Koray. Her insanın başına gelebilir. Hayır, sizi tanımasam aşık olduğumu sanacağım hocam. Ancak aşık bir insan bu kadar dalgın olabilir. Ama yok yok. Siz neredesiniz? Aşk nerede? Şimdi benim özel hayatım dersimizin konusu değil. Ama yine de neden böyle düşündüğünü merak ettim açıkçası. Yani ne bileyim işte hocam. Siz kendinizi işe adamış, aşk diye bir şeyin varlığını tamamen unutmuş. Hani hayatın sadece dersten ibaret olduğunu düşünen bir insansınız ya sonuçta. Hı. Aşktan, aşıktan. Hatta aşığın halinden anlamazsınız yani. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Ya hocam, görünen köy kılavuzu istemiyor. Peki benim aşktan anladığımla senin aşktan anladığın arasında fark olabilir mi acaba? Benim anladığım bir tek aşk var hocam. O da bildiğimiz aşk işte. Anladım. Ama yanılıyorsun. Dünyada ne kadar aşık varsa bir o kadar da aşk tarifi vardır Koray. Otur. Peki arkadaşlar, o zaman size soruyorum. Aşk nedir, neye benzer? Buyurun. Hepinizin fikri var. Güzel. Buyurun. Hocam, aşk sadece dizilerde, filmlerde görülür. Gerçek hayatta yoktur yani. Net. Hı, öyle diyorsun. Ama sanat, gerçeğin türlü türlü şekillerde yansıması değil midir? Yani. O zaman aşk var ki hikayelerde okuyoruz, filmlerde izliyoruz değil mi? Evet, otur. Hocam evet, aşk var. Var ama bence sadece şanslılara çıkan bir piyango gibi. Güzel. Ya da belki şanssızların kaderi hocam bu. Aşıklar hep acı çekiyor. Yani ünlü Fransız şair Aragon gibi sende mutlu aşk yoktur mu diyorsun? Bu Aragon abimizi sevdim hocam. Abidinden Aragon'a selamlarımı iletirsiniz. Hakkın rahmetine kavuştu, o biraz zor ama abidincim. Hocam. Hocam bence aşk yıldırım gibidir. Şakar gider. Hocam. Evet. Aşk kalpli gözlerle bakan emojidir. Ve benim en sevdiğim emoji de odur. Bence aşk savaşmaktır hocam. Etraftaki kıskançların oyununa gelmeden sevdiğin uğruna sonuna kadar savaşmaktır. Aşk savaşmak değil, sevmektir hocam. Kaybetmekten korkmadan onu özgür bırakabilecek kadar sevmektir. Eğer seninle mutlu değilse başkalarıyla mutlu olmasını isteyecek kadar çok sevmektir. Aşk gözleri görmeyen birine gökkuşağını anlatmaya benzer hocam. Yine de bir gün onun o gökkuşağını görebileceğinden umudunu kesmemektir aşk. Güzel. Aşk hep iki kişi arasında mı yaşanır? Bence tek kişilik de olabilir. Hatta aşık olduğumuz kişi ona karşı duygularımızın farkında bile olmayabilir. Ya da belki de farkındadır ama acı çekmekten korkuyordur. Acı çekmekten değil, belki de acı vermekten korkuyordur. Peki, doğru. Aşk tek kişilik de yaşanabilir arkadaşlar. Nazım Hikmet Ran'ın dediği gibi, sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Son. Hocam bence aşk lezzetli bir yemek gibidir.
Ama fazla yersen mide oturabilir. Peki. Evet, gördün mü Koray bak? Küçücük bir sınıftan ne kadar çok aşk tarifi çıktı bir anda, değil mi? Seninkini de duyalım. Nedir aşk sence? Aşk asla vazgeçmemektir hocam. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar devam etmektir. Yolun sonunda uçurum bile olsa gözünü kırpmadan devam etmektir o yolda. Gerekirse hayatını koymaktır. Aşk için ölmeli. Aşk o zaman aşk diyor yani şarkıda. Aynen öyle. Ölebilecek kadar çok sevmektir aşk. Ne oldu hocam? Yorum yapmadınız. Bir de sizden duyalım aşkın tarifini. Peki. Aşk yaşamaktır bence Koray. Otur. Aşk için ölünmez. Aşk için yaşanır arkadaşlar. İnsan aşık olduğunda kendini hayatında hiç olmadığı kadar iyi hisseder. Hiç olmadığı kadar olumlu, cesur, güzel bakar hayata. Hani o pembe gözlüklerle bakmak hali var ya. Aynen öyle işte. Ama en önemlisi, aşk gerektiğinde vazgeçmektir. Eğer duyduğun aşk etrafındakilere zarar veriyorsa, onurlu bir şekilde arkanı dönüp gitmektir. Aşk. Tamam. Evet. Yeteri kadar gevezelik yaptık. Ben 16 dakika geç kaldım. Siz de yediniz dersi. Buyurun. Sayfa 78. Of, ben gidiyorum ya. Ya tamam kızım dur. 5 dakikaya bitiyor işte. Tarhan, sohbet edelim diye çağırıyorsunuz. Ondan sonra oyun oynuyorsunuz ya. Kız haklı ya. Sonra devam ederiz. İyi abi. Zaten bugün seninle oynamak çok sıkıcı. İstersen bir süre ara verelim Koray. Hayırdır Taran? Saçma sapan şakalar yapıyorsun. Bir derdin mi var oğlum? Allah Allah. Oğlum hemen atarlanıyorsun ya. Kafan başka yerde. Oyuna veremiyorsun kendini. Onu söylüyorum. Koray bak, Tarhan haklı. Uzun zamandır ne kendine, ne derslere, ne de bize odaklanabiliyorsun. O gözdeye takılıp gitmişsin. Aynı yerde patinaj çekiyorsun sürekli. Tamam, haklısınız. Kabul ediyorum. Ama her şeyi düzelteceğim yakında. Merak etmeyin. Gözde'den vazgeçiyorsun yani. Asla. Kardeşim, daha ne kadar dil dökeceksin bu kıza, ha? Oğlum sabahtan akşama kadar uğraşsan da kız kararını vermiş. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek aptallık. Bu sefer onunla değil. Burak'la konuşacağım. Ne? Burak'la mı konuşacaksın? Ne yapacaksın? Asarım keserim diyeceksin. Ondan sonra Burak da pısırık ya, hemen sinecek öyle mi? Yok. Evine gideceğim. Hatta tatlı alacağım. Tatlı tatlı konuşacağım. Anlamadım ben. Bir dakika, sen Burak'ın evine mi gideceksin? Koray, kan çıkar. Ateşle barut yan yana durur mu? Oğlum saçmalama. Adamın evine girip ne yapacaksın? Ya karışmayın. Bu akşam Burak'ın evine gideceğim. Abi çok sağ ol ya. Abi bak, ödemeyi alınca hemen yanına geleceğim, tamam mı? Bir hafta içinde gelirim, bütün parayı sana iade ederim. Tamam bırak kardeş, lafım olur. Hiç sorun değil. Tamamdır abi. Abi çok sağ ol ya. Şu transfer parasını alayım, hemen yanındayım abi. Tamam, hiç sorun değil. Oğlum gene yanlış yaptın. Böyle mi anlattım ben sana? Hadi doğrusunu yap bakayım. Tamam anne, ben yaparım. Abin geldi herhalde. Dur bakayım. Buyurun. Merhaba. Ben Burak'ın sınıf arkadaşıyım.
derslerle alakalı bir şey sormaya geldim de. Evde mi acaba? Henüz gelmedi evladım. Ama gelmek üzeredir. İçeride beklemek ister misin? Tabii, olabilir. Buyur. Ben sana terlik vereyim. Çocuğum. Teşekkürler. Buyur. Kimsiniz? Abinin sınıf arkadaşı oğlum. Ben Koray. Koray? Koray sen? Evet. Burak'la vapurdan denize düşen Koray benim. Bazen okulda öyle şeyler oluyor işte. Ama şu an barıştık. Aramız çok iyi. Sevindim barıştığınıza. Ne demişler? Büyük dostluklar kavgayla başlar. Ayakta kaldın oğlum. Oturmaz mısın? Buyur, otur. Burak da aradı bugün. Transfer oluyormuş. Senin haberin vardır herhalde. Evet, evet. Söylemişti. Çok sevindi kadını. Bu tatlıları da onun için getirmiştim zaten. Aa, niye zahmet ettin oğlum? Hadi teşekkür ederiz. Hangi takım belli oldu mu? Ben o kadarını bilmiyorum. Peki ne zamandı bu transfer sözleşmesi? Yani bana söylemişti ama hatırlamıyorum. Hani kendi aramızda da kutlama yaparız. Sanırım yarından sonraki gün. O kadar çok istiyordu ki. Şükürler olsun oldu. Evet. Bunu hak ediyordu zaten. Artık günü çok açık. Ben de her zaman yanındayım. Sağ ol evladım. Ne haber koç? İyi. Dışarıdaki araba senin mi? Evet benim. Görmek ister misin? Olur. Anne ne olur gideyim. Ne olur ne olur ne olur. Bakalım Koray abinin vakti var mı oğlum? Ne demek canım? Hadi gel gezeriz. Dur dur. Palton alayım. Dışarı soğuk. Ver şunları. Giy bakayım. Hadi bakalım. Size zahmet olacak. Ne demek canım, olur mu? Hazır mısın koç? Hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, gel 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 gel. Haydi. Yardım et bana, kapıyı aç. Hoppa. Aferin sana. Gel bakalım, gel. Hoppa. Kemerini de bağla. Ne yap? Beğendin mi arabayı? Süper. Hadi bakalım. Fazla uzaklaşmayız değil mi? Merak etme. Koray abin yanında. Bir tur atıp geleceğiz.